İki kişi birbirini sever de kavuşurlarsa mutluluk olur. Biri kaçar, öbürü kovalarsa aşk olur. İkisi de sever lakin birleşemezlerse işte o zaman efsane olur. Geçmişinle beraber yaşayacaksın. Buna saygım var. Ama benimle yeni bir hayata başlamak istersen, yani sen eğer istersen bugününü, yarınını, bütün hayatını sevgimle donatırım. Sedat abimin selamını getirdik. Siz bu kadar söyleyin, Akgül Hanım anlar dedi kendisi. Anlar ama siz yine de iyice anlatın dedi. Yani birisi Seyfettin Bey adına o borcu ödese bunlara sahip olabilir. Öyle tabii. Çünkü anlaşmada bu borçların üçüncü kişiye devriyle ilgili bir sorun yok. Öyleyse Seyfettin Bey'in adına tefeciye borcu ben kapattığım takdirde atlara da el koymuş oluyorum. Çok merak ettim. Kaç para o tozlar? O kadarını sorma artık. Ya merak ediyorum. Sahiden çok mu değerli? 5 kilo dile kolay. Milyarlarca lira para. O un gibi şeyler o kadar para ediyor. Senin o un dediğin saf eroin güzelim. Anne. Anneciğim. Çok ağrısı var. Üzülme, ben iyiyim. İyisin, iyi olacaksın. İnşallah. Tamam, yorma kendini. Aramızda yaşanan onca şeyden sonra ben ışığı bu konağa gönderiyorsam sen de Akgül'e izin vereceksin. Olmayacak şey hiç değilsin Zerda. O kadın bu konağa beladan başka bir şey getirmedi, sen de bilirsin. Karakola alıyoruz seni Sedat. Gerekçeniz. Uyuşturucu kaçakçılığı. Bu iş senin başının altından çıktıysa... Benim hiçbir şeyden haberim yok. Sen yaptın değil mi? Eğer bir alakan varsa bittin Akgül. İki deve alıp götürüyorlar seni, ben ne bileyim be. Yürü hadi yürü. Yürü. Bravo Akgül Hanım. Çok iyi iş başardınız. O yılan hayatımdan çıksın. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bu kadarına da razı değilim ama... Çarem yok. Ben razı mıyım sanki? Bak yeşil gazeteye bir an önce bakar mısın? Feci bir haber var.
Aman Allah'ım. Bu nasıl olur? Devran sonunda cesaret edip de Zerda'nın kapısına var dedi ya. İşte o günü, 5 yıl sonra da olsa nihayet kalpleri aşikar oldu birbirine. Devrisi günü Zerda'nın yüzü ışıl ışıldı. Kaç yıllardır bu kadar mutlu görmediydik Zerda'mızı. Ne var ne yok size anlatayım hepsini. Anlatayım ama hep her şey günlük gülistanlık olmuyor ki hayatta. Dön iyi dünya, geç iyi günler ya. Davul dengi dengine vurmadı mı esah gürültü ondan çıkıyor. Devran'la Zerda'nın işi de o hesap. 2 gün gezip tozdular diye gazetacılar düşmüş peşlerine. Haberleri yok. Zerda gazeteyi açıp bakıyor ki... Kim yaptı bunu? Hangi Allah'ın cezasının işi bu? Seninle hesaplaşmak isteyen biri belli ki. Ama kim? Kimler? Ne istiyorlar benden? Dertleri ne? Bir belediye başkanıyla pek çok kişinin hesabı olabilir Zerda. Benimle derdi olan varsa çıksın karşıma. Böyle aşağılık bir şekilde kimse özel hayatıma giremez. Tedbirsizlik edersen her şey olabilir. Tedbirsizlik mi? Ne demek istiyorsun Seher? Ne dediğim belli. Sen sıradan biri değilsin ki. Herkesten fazla dikkatli olman gerekirdi. Ortalık akbaba kaynıyor. Yani bu terbiyesizliği yapan masum. Hatalı olan benim, öyle mi? Mesele o değil. Geleceğin söz konusu. Atacağın adımları iyi düşünmen lazım. Başkanlığı bıraksan da partinin senin için parlak fikirleri vardı. Yani sen benim hatalı olduğumu düşünüyorsun. Evet, hatalısın. Sen koskoca camianın bir parçasısın. Bu statüyü özel hayatında da koruman gerekirdi. Çok iyi kareler yakalamışım ki bu kadar ses getirdi. İyi iş çıkarmışsın diyor herkes. Öyle. İşinizin ehli olduğunuz belli. Sağ ol. Yani sayenizde aslında. Sayenizde turnayı gözünden vurdum. Gazetede forsum acayip yükseldi. Şeyi merak ettim. Yani takibe devam edecekseniz gazetede başka fotoğrafçı arkadaşlar da var. İsterseniz adım adım saniye saniye izleriz. Hayır. Bu kadarı yeterli. Benim amacım Zerda Hanım'ı, başkanımızı yıpratmak değil uyarmak. Kesinlikle üstüne gitmiyoruz. Haberiniz işlevini yerine getirdi. Şimdi müsaade ederseniz yapacak işlerim var. Peki Alp Bey, nasıl isterseniz. Akke! Oku. Oku hele şunu. Hadi ne duruyorsun kız, oku. Okusana kız. Ana, artık beni bu işe karıştırma. Zerda'yla alıp veremediğim yok. Hem hayat Zerda'nın hayatı, bize ne? Ne diyeyim be? Ne bir araba laf sayayım? Niye okumayayım? Neyse ne, beni ilgilendirmiyor. Ben hayatın ne olduğunu anladım. Bundan sonra bir tek Gülbahar'a ve kendime bakarım. Ötesi berisi beni ilgilendirmez. Hayatı anlamışmış. İlgilenmeymiş. Dünyadan haberin yok be senin. Beni her şey ilgilendirir. Hele Hasan'ımın anası olacak o kadın hepten ilgilendirir. Ben bunu okutacak birisini bulurum. Sana mı kaldım be? Büyük ana, okumayı bilseydin kendin okurdun şimdi. Sus kız, anası kılıklı. Dön önüne. Hele bah 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 bah. Ya haber değil, bomba bomba. Bittin sen başkan. Bu sefer hepten bittin. Fıtık ediydin beni buradaki seçimde. Çanıma ot tıkadıydın. Ben bile yapmadım ya böyle bir şey. Üzerinden elimi çektim. Başkanlığına filan bulaşmadım. Ama bak, başkası yetişti imdadıma. Feriştah gelse kurtaramaz artık seni.
Güzel doktorum gelsin de görsün böyle manşet haberi. Hey gidi kahpe felekey. Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu. Mahmut Bey, günaydınlar. Oo, ağabeyciğim. Günaydın yani. Kusura bakmayın. Dalmışım yani. Yani kafa kafa değil ki, darı ambarım ibaret. Kafamız meşgul. Ya. Ne yapalım? Malum olaya dalmışsınız. Vallahi şaştım kaldım. Ne diyeyim? Yani bu gazeteciler öleceğin ki. Yani. Öyle öyle. Gözlerinden hiçbir şey kaçmıyor. Sabah sabah Bozdoğanlılara soğuk duş aldıracak cinsten bir haber yakalamışlar. Ne demezsiniz Alp Bey? Soğuk duş ne kelime ya? Başımdan aşağı kaynar sular indi vallahi. Hani hısmımız da ya şunun şurasında. Yani koskoca bir belediye başkanını bu hallerde görmek üzüyor yani insan. Aa, pardon pardon. Oturmaz mısınız? Buyurun, buyurun. Teşekkürler. Bir iş görüşmem vardı. Kahvaltı için randevulaştık ama erkenciyim gene. Baksanıza gelmemiş henüz. Bu arada bir kahve içebilirim sizinle. Oğlum bak buraya. Oğlum bir kahve yap. Mazur görüm. Yani Zerda Hanım, ben de sizin gibi ahlı başında bir beyefendiyle şey ediyor diye. Yani af buyurun. Yani öyle uygun diye şey etmiştim. Zerda Hanım da aklı başında son derece düzgün bir insandır. O seyis parçası kafasını çelmiş olamaz. Olsa da halkın sağduyusu onun aklını başına getirecektir. Açıkçası benim umudum bu. Vallahi doğru söze ne denir Alp Bey? Çok ama çok yerinde bir tespit Alp Bey. Günaydın. Günaydın. Merhaba. Alp Bey'le tanıştırayım sizi. Alp Bey Sema Hanım. Memnun oldum. Hanımefendi doktordur kendileri. İzninizle. Konuğum gelmek üzeredir. Size afiyet olsun. Afiyet olsun. Buyur. Bildiğimiz kadarıyla devran daha önce Zerda Eroğlu'nun şoförüydü. Şu anda da oğluna ata binmeyi öğreten bir seyis. Bitti mi? Hepsi bu kadar Büyük Hanım. Bir de Şahin Ağa'yı anlatayım başında. Biri oğlumun elinin kiri, öteki ipsiz sapsız kapı iti. İki yılan birlik olmuş. Şahin'imin anısı üzerine zehirlerini boşaltıyorlar. Ah, ah, al gözüm seyreyle. Soyumuza can verdi, göl verdi değildik. Rezil rüsva ediymiş meğer Eroğullarını. Şahinimin döl verdiği yılan neler ediymiş. Onun aklını başına getirmesini biliriz. Elbet yaptığının hesabı sorulur. Eden ettiğiyle kalmaz. Yahu hiç yakışık alıyor mu yani Sema bir başkan. Hem de kadın bir başkan. Ötekisi ise bir seyis. Ahırda çalışan maaşlı bir adam. Yani bu leke kolay çıkmaz. Bu millet artık defe koyup da çalar Zerda Hanım. Hak ediyor da yani. Hayır yani 18'inde olsa neyse. Yahu sen çoluklu çocuklu dul bir kadınsın. Öyle değil mi Sema Hanım? Yani davul dengi dengine diye boşuna dinmemişler. Haksız mıyım Sema Hanım? Yani aşk nedir, sevgi nedir hiç umrunuzda değil Mahmut Bey. Ama doğru, davul dengi dengine. Yani
Pardon yani, ben mi yedim ki bu naneyi? Siz ve ben bir arada olabiliyoruz. Peki bu nasıl olabiliyor? Yani sizden benden alakası ne yani? Eğer biraz düşünürseniz bizim durumumuzun da Zerda Hanım'ınkinden farklı olmadığını görürsünüz. Ama tabii bunu görmek işinize gelmiyor değil mi? En kolay yolu seçiyorsunuz. Yani bir kadına saldırmayı. Aa, bir dakika Sema Hanım yani. Allah Allah, sinirli galiba. Ben ne dedim ki ya? Kendisine hakaret mi ettim yani? Gene ne put kırdık ya? Bak kalırsa hiç yakışmıyor Zerda Hanım'a. Şurada burada o adamla geziymiş. Baksana. Genç kadın. Ne yapacak ki? Ne zararı var? Ne diye buraya koyuyorlar resimlerini? Ha? Ya o bir belediye başkanı. Peşinde gazeteciler geziyor. Bilmiyor mu o? El aleme rezil ediyi kendini. Şimdi ayıklasın bakalım pirincin taşını. Heh. Rezil kendileri. Halt etmişler. Rahat bıraksınlar kızcağızı. Siz de boşu boşuna koyuyorsunuz ama ha. İyi mi bunun yaptı? Elin adamıyla niye geziyormuş? Ne varmış ki bunda Dursun emmi? O da kendine yeni bir hayat kurmak istiyor. Belki kendine yeni bir yuva kuracak. Aa karısı o. Ne yuvası? Ne yeni hayat kuracakmış? He. Kocası rahmetli olanı çok oldu. Kadın kaç zamandır dul. Şahin Ağa'nın eski karısı diye bir şey olamaz bu topraklarda. Hep Şahin Ağa'nın karısı olarak kalacaktır. Yeter öyle. Ne zaman? Hacer Hanım'ın ameliyatı çok iyi geçti. Ama net bir şey söylemek için erken. Bekleyeceğiz. Zamana ihtiyacımız var. Yani biraz daha yatakta kalacaksın anne. Kalkacak değil mi doktor bey? Açıkçası emin değiliz. Şu an bir şey söylemek için zor. Yürüyemeyeceğim mi bir daha? Demek istediğiniz bu mu? Biraz ızdıraplı bir süreç olacak sizler için. Önümüzdeki günlerde bir ameliyata daha ihtiyaç duyabiliriz. Bundan sonra biraz da sizin gayretiniz gerekecek. Yani siz değilsiniz ki hep böyle tekerlekli sandalyede. Anne bak doktor bey bekleyeceğiz diyor. Bu sana bağlı diyor. Önce moralinizi sağlam tutun. Gerisi için de çaba gerekiyor. Kendinizi bırakırsanız işimiz zorlaşır. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Benim bildiğim annem bütün gücüyle dayanır. Bırakmaz kendini. Yine eskisi gibi olur. Sen inanayım mı buna? Ben inanmayayım. Yürüyemeyeceğim bir daha. Allah'ım sen yardım et. Anne yapamazsın bunu. Bırakmayacaksın kendini. Beni unutuyor musun? Ben senin pes etmene izin vermeyeceğim, tamam mı? Sakat bir ana kaldı başına. Senin hayatın da karartıcı. Parayı dün gece göndermişsiniz. Ben de gereken her şeyi hallettim. Buyurun, istedikleriniz bu dosyada. Hara'nın bütün senetleri de içinde. Teşekkür ederim. Çok çabuk çözdünüz işi. Dağ gibi borcu var. Orası size sadece masraf kapısı. O hara ne işinize yarayacaksa? Merak etmeyin. Çok işime yarayacak. O batık dediğiniz yer çok iyi şeylere vesile olacak. Tahmin bile edemezsiniz. Reyhan. Bu senin devran değil mi? Benim devran. Evet, benim devran. Vay vay vay, ne yere bakan yürek yakanmış. Sen bugün beni unut, olur mu Dilekciğim? Yapma ya. Seni uygun bir yerde bırakırım. Çok önemli bir işim var ama sakın sorma. Gittin öğlen oldu, daha yoksun. O kadar oldu mu ya? Ne oldu, bir şey mi var? Bugün arayanın soranın çok. Meşhur oldun abi, herkes seni konuşuyor. Oldu.
Efendim? Zerda Hanım, Reyhan adında bir hanım sizinle görüşmek istiyorum. Konu neymiş? Devran Bey ile ilgiliymiş. Peki, birazdan görüşeceğim. Nerede kaldın sen Sıla? Annem için doktorla konuştum. Sonra halledilmesi gereken bir sürü ıvır iş vardı. Bütün bunların hepsine sen mi koşuyorsun? Senin yerine başkası halledemiyor mu yani? Osman, neyin var senin, anlamıyorum. Bak. Benim yanımda kimse olmazsa benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Annemin durumu hiç iyi değil. Ne yapsaydım yani? Ne suya ne de kumandaya uzanamadım. Verebilir misin? Kumanda nerede? Şurada. Buyurun. Buyurun. Makamınıza sıradan bir vatandaşınız gibi buyurmaya gelmedim. Bana bir açıklama borçlusunuz. Gazetedeki şu haberle ilgili. Özel hayatımla ilgili kimseye bir açıklama borçlu değilim. Ben yanlış bir şey yapmadım. Ne yaptığımı da bilecek durumdayım. O kadar emin olmayın. Ne yaptığınızın ne yazık ki farkında değilsiniz. Siz bana hesap mı sormaya geldiniz? Hesap sorardım ama anlaşılan bir genç kızın nişanlısını, sevdiği erkeği elinden almayı utanılacak bir şey saymıyorsunuz. Devran sizin nişanlınız değil. Onunla bir ilişkiniz olduğunu da sanmıyorum. Bundan nasıl emin oldunuz? Babam servetinin büyük bir bölümünü ve beni sizce neden Devran'a emanet etti? Her neyse. Bunlar burada konuşulacak şeyler değil. Bunları konuşmak için evinize mi gelseydim? Sizi oğlunuzun önünde mi mahcup etseydim? Ben mahcup olacak bir şey yapmadım Reyhan Hanım. Yaptın. Devran'a göz koydun. Onu baştan çıkardın. Bizim ilişkimizi mahvettin sen. Bir de pişkin pişkin karşıma geçmiş konuşuyorsun. Çocuklu bir kadınsın. Rahat bırak bizi, olur mu? Git dişini geçireceğin başka birini bul. Başkanım diye her şeyi elde edeceğini sanıyor. Hangi yüzle bu makamda oturuyor bu kadın? Hanımefendi, lütfen bağırmayın. Nedir mesele? Mesele ayyuka çıkmış. Buyurun buyurun, alkış tutun başkanınıza. Nişanlımı elimden aldı, bir de utanmadan... Hanımefendi lütfen sakin olun, geçin biraz dinlenin. Şimdi bu olanlar bütün kasabaya yayılacak. Al başına belayı. Ne anlatacağız insanlara? Bozdoğanlılara nasıl hesap vereceğiz? Seher, sen de üstüme gelme, yeter artık. Devran'ın sevgilisi başkanın odasını basmış. Hadi bakalım, çık işin içinden. Haberin merkezi bir telefon kadar yakın. Biraz sesini kısar mısın? Saat 19.30. Şimdi haberleri bekliyoruz. Affedersiniz Sıla Hanım, sizi de rahatsız ediyorum ama. Bu ara cidden alınganlaştın. Yani sıkıldın tabii hastaneden, bunaldın. Ama biraz sabırlı olabilsin. Bak Sıla, bana refakat etmek falan zorunda değilsin. İstersen gidebilirsin. Abarttın ama artık. Gitmek isteyen kim? Ben kalıp sana bakmak istiyorum. Allah kahretsin. Bütün işler yattı. Bütün planlarım alt üst oldu. Biz de gül bahçesindeyiz sanki. Ben de bunaldım Osman. Bir yanda sen, bir yanda annem. Bir yanda pastanesi, konağı, şusu busu.
Ya sen sapasağlamsın, haline şükretsene. Keşke ayakta olsam da bütün işlere ben de koşsam. Bir de şikayet ediyorsun. Osman bak, daha fazla üstüme gelme, şimdi basacağım çığlığı. Yani kırıp geçiriyorsun. Sadece kendini düşünüyorsun. Ya hanımefendi de değil de pabuç kadar maşallah. Bak Sıla, madem o kadar yorgunsun git. İstemiyorum. Sahiden istemiyorum. Ona sen karışamazsın. Yok canım. Çok erken çıktım atla. Epey de dolaştım. Yoksa hemen arardım. Biraz önce gördüm. Seni merak ettim. İyi misin? Sağır Sultan bile duydu. En son senin haberin oldu demek. Zerda, seni görmek istiyorum. Hemen görüşmemiz lazım. Evet, bence de konuşmalıyız. Öğlen buluşalım. Tamam. Yemek yeriz birlikte. Cesaretine hayranım Zerda. Artık bu konuda tek kelime dahi etmeyeceğim. Çünkü kasabalı senin canını zaten yeterince sıkacak. Ben ne yaptığımı biliyorum. Umarım öyledir. Bence yemek dönüşü eve git. Biraz kafanı topla. Böyle daha doğru kararlar alacağından eminim. Bugün olan bütün programları iptal ediyorsun. Evet, tümünü. Nikah mı? Öz başlarında değil mi? Tamam, o önemli. İptal edemeyiz. Kaçtaydı nikah? Özbaşı ailesinin kasabaya emekleri çok fazla. Ayrıca çok değerli insanlar. Oğullarının nikahını kıymamazlık edemem. Bay Osman'ım, daha iyice görünüyorsun. Yırttın, yırttın ha? E işte idare eder abi. Hapis hayatı yaşayıp gidiyoruz işte. Sıla sen git madem annenle ilgilen. Ya dur ya. Ne koyuyorsun gelinim ya? Aklı annesinde abi. Gitsin baksın bence. Dur kızım dur. Gel buraya. Gel buraya kızım. Ya böyle hastane köşelerine tıkıldınız kaldınız. Olan bitenden haberiniz yoktur şimdi sizin. Hayırdır? Pek hayır sayılmaz kızım. Abi ne oldu ki? Haberimiz olmayan konu ne? Zerda Hanım'ın kırdığı cevizler. Ne olmuş Zerda Hanım'a? Vallahi bir seyis çocukla uygunsuz fotoğrafları basılmış. Vay 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 vay. Bu ne ya böyle? Ne var bunda? Ya daha ne olsun, kör müsün? Baksana. Bozdağının ortasına bomba düştü, bomba. Herkes kendine baksın. Ne istiyorlar Zerda Hanım'dan? Ayrıca terbiyesizlik bu yaptıkları. Aman hemen de savunur. Ya sen bir düşünsene önce. Amma da kayıtsız şartsız koruyorsun. Ne biçim bir tavır bu? Osman Pes, ikimiz için yaptıklarını ne çabuk unuttun. Zerda Hanım hiç ki duymadı bunları. Ya ne oluyor ya? Yine mi ben suçluyum yani? Yakışıyor mu yani Zerda Hanım'a şöyle bir şey? Ona sen karar veremezsin. Ya uyuz bir herifle gazeteye çıkmış işte. Sen de tam hınk diyicisin yani. Sen aklını mı kaçırdın? Zerda Hanım hakkında konuşmaya devam et. Ben gidiyorum. Kasıtlı olduğu belli. Ama kim? Kim yapmış olabilir bunu? Bence Alp. Aklına gelen başka biri yok mu? Hayır. Kesinlikle Alp'in işi bu. Başkası olamaz. İyi düşün. Bana bir şey mi söylemek istiyorsun? Reyhan aklına hiç gelmiyor mu? Reyhan mı? Ne alakası var? Nereden çıkarıyorsun? Zerda, bilmediğin bir şey mi var? Bugün belediyeye kadar geldi. Olay çıkardı. Şaka mı bu? Şakalı şaka halimiz mi kaldı? Anlatır mısın? Beni suçluyor. Nişanlı olduğunuzu, birbirinizi sevdiğinizi falan. Böyle şeyler işte. Seni ondan aldığımı. Sen de ona inandın mı? Söyle. İnandın mı?
Delisin sen. Akılsız bir kız o. Hayatta ne istediğini, ne yapacağını bilmeyen bir kız. Babasının ölümünden sonra kafası iyice karıştı. Yardım etsem desem bu saatten sonra o da zor. Yani babasının emaneti olmasa bir saniye bile katlanılacak biri değil. Bir an kafam çok karıştı. Ya doğru olsaydı? Eğer doğru olsaydı seni başkasıyla düşünmeye dayanamazdım. Sakın. Sakın bir daha böyle şeyler düşünme. Ya oğlum ben bu kadınları anlamıyorum be kardeşim. Ya bu kadınlar her yerde postalarını atıp giderler mi böyle? Yani bu hatun eziyeti her yerde böyle global bir eziyet midir? Globaldir abi, globaldir. Sen canını sıkma. Biz de daha bu sabah Sema yengenle bu mevzu üzerine şey ettik. Yani ilk kavgamızı ettik yani. Şimdi olayı nasıl tatlıya bağlayacağım diye böyle kara kara düşünüyorum Osman. Bağlarsın abi sen. Ağlığını kullanırsın. Yeri gelir maçoluk edersin. Yeri gelir tatlı dilini kullanırsın. Alırsın gönlünü. Lan! Yaşa be kardeşim. Tabii ya. Ağlığımı kullanırım. Ya nasıl düşünemedim ya? Benim o kadar imkanlarım varken. Tamam. Abi nereye gidiyorsun ya? Şey var. Osman benim şimdi bir randevum vardı. Şey ettim şimdi bir randevu var. Sen ya unuttum ya. Abi bana kim bakacak ya? Uf. Sıla'yı da gönderdik. Sevmek suç mu kardeşim? Kadın şerefiyle seviyor belki. Belki sadece arkadaşı. Neyse ne? Kime ne? Kaldı ki buna özel hayat denir. Ya demezler mi? Şu belediye başkanı kadının yaptığına bak diye. Yani kadınlığından ötürü kendini koruması gerekmez miydi bu mevkideyken diyorum. Bak canım kardeşim. Aşkın mevkisi mi var? Krallar aşkları uğruna koltuklarını bırakmamışlar mı? Sen Prens Philip'in aşkı uğruna tahtını bıraktığını bilmiyor musun? Ah, Apo da geliyor işte. Ha, şimdi bir de Apo'yu dinleriz bu konuda. Hangi konuda Turkan'ım? Bebeğimizin geleceği konusunda mı? Yok Apo, biraz düşünmemeye çalış bebeğimizi. Görmedin mi Zerda'yla ilgili haberleri? Çok fena Turkan'ım, yani ne diyeceğimi bilmeyeyim. Ya bir aklım böyle iyi yapmış değil. Öteki hiç yakışık almıyor kadın başına değil. Ne diyorsun sen Apo? Yani bizim bir kızımız olsa sen böyle katı kurallı bir baba mı olacaksın? Öyle mi diyorsun? Eğer ki kızımız böyle bir hata yaparsa ne edecek? Zor soru ya. Yahu herkes çağ atlıyor, bizim bozdağın olduğu yerde sayıyor. Utanın be. Ben ne utanacağım ya? Ben mi yaptım sanki? Hepiniz örümcek kafalısınız. Aha şu Meyla bile. Bir de karı olacak. Yani kadın dile düşecek, böyle gözden düşecek. İyi mi yapıyor yani? Aşkı için gözden düşmüş, ne olmuş? Şimdi ahali hep birlik olup kadının ocağına incir ağacı dikecek. Bak Apo, sen ben yanında olacağız Zerda'nın, aksi mümkün değer. Peki sultanım, emret. Apo be, ama kılıbık oldun sen de ha. Gönül ferman dinlemiyor diyen sen kendindin. Ya başkana yakışmıyor dedik. Yani statüsü sarsılacak dedik. Ne dedik başka? Yok yok. Senin gözünden belli. Elinden gelse ipini kendin çekeceksin kadının. Aa. Örümcek. Hiç kimse umurumda değil Devran. Düşündüm. Çok düşündüm. Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ellerinize sağlık. Her şey mükemmeldi. Afiyet olsun başkanım. Müessesemize şeref verdiniz. Yalnız... Evet. Bakın Zerda Hanım. Siz buraya başkan olmadan önce rahmetli eşinizle birlikte de gelirdiniz. Sonra Bozdoğan'ın gururu oldunuz.
bize Şahin ağamızın emanetiydiniz. Gönül isterdi ki hep böyle kalaydınız. Yine de siz bilirsiniz efendim. Ama bizim arzumuz budur, bilesiniz. Anlıyorum. Afiyet olsun başkanım. Kalkalım mı? Kalkalım. Bütün bunlara sebep olan benim. Devran, böyle söyleme lütfen. Sana daha da yüklenecekler. Bunu hiç istemiyorum. Belki biraz ortalık yatışana kadar görüşmesek daha mı iyi olur? Ama ben seni görmeden duramam. Ben durabilir miyim sanıyorsun? Sorumluluklarını ihmal edemezsin. İşin önemli. Hem de çok önemli. İstersen ona ben karar vereyim. En iyisi uzak durmamız. Yani demek istiyorum ki... Tamam. Anlıyorum. Hoşça kal. Sağ ol. Annen arattırdı. Bu akşam hastaneye kaçta gelecek diye sordu. Giderken sütlaçları da vereyim götür. Neyin var? İyi değilsin sen. İyi değilim. Sen gitme bu gece, dinlen biraz. Ben kalayım Acar'ın yanında. Osmanlı olacak. Onu da yalnız bırakamam ya. Bir gece de yalnız kalsın. Sen iyi olacaksın ki onlara faydan dokunsun. Fazla zorlama kendini. Bilmiyorum. Bakarız. Sizi de rahatsız ettim ama... Yok, sorun değil, buyurun. Biliyorsunuz, babanızın sağlığında harayı ve çiftliği almak istiyordum. O sıra babanız istemedi. Ancak bu arada babanızın borç aldığı tefeci senetleri bana devretti. Yani işin doğrusu borçlar ödenmediği takdirde hara benim üzerime geçiyor. Ben bunları pek anlamıyorum. Çiftliğin işleriyle Devran Bey ilgileniyor. Devran Bey bugünlerde başka şeylerle daha fazla ilgileniyor. Ben Zerda Hanım ve sizin şey olduğunuzu... Ben de Devran'la sizin. Hayat böyle tuhaf ve şaşırtıcı işte. Öyle ama her an her şey tersine dönebilir. O da doğru. İtiraf etmedin ki çiftliğin senetlerini Zerda'yı Devran'dan uzak tutmak için bilhassa tefeciden... Demek bu kadar kararlısınız ha? Bravo. Ancak açık konuşmak gerekirse bunun için sizin desteğinize ihtiyacım var. Yani elim çok güçlü ama bir jokere daha ihtiyacım var. Nasıl yani? Çok açık değil mi? Devran Zerda'dan uzak dursun. Ben de borçlarınızı istediğiniz kadar erteleyeyim. Yoksa? Yoksa bu senetler bende olduğu sürece harayı elinizden almam işten bile değil. Yani hem harayı hem Devran'ı kaybetmiş olacaksınız. Ama ona birlikte baskı yaparsak... ...ne de olsa siz haranın büyük ortağısınız... ...o zaman her şey değişebilir. Alo. Tören mi? Hay Allah, nasıl unuttum. Sakın iptal etme, mutlaka gideceğim. Tamam. Neyse, yetişiriz herhalde. Bilal Fen Lisesi'ne gidiyoruz. Baş üstüne Zerda Hanım. Hadi çocuklar, hadi ya. Ya çabuk, çabuk, çabuk. Şimdi bakın, doktor hanımı şöyle alacağız. Buraya getir. Ya ne duruyorsunuz, hadi çabuk. Hani masaya çiçek? Bir de bir su kavanoz mavanoz nerede? Ya Mahmut Bey, bu sağlık programı ekstra çıktığı için... Mazereti bırak! Konuşma! Bugüne mahsus böyle bir program gerekliydi. Gayet de içerikli bir konuşma. Tam yerinde ve zamanında. Beni dinle, konuşuyorum burada. Hani nerede ikinci kamera? Yetiştireceğiz Mahmut Bey. Eyle mi? Hepinizin kafası beyni var ya, tuğla gibi olmuş. Tuğla kafalılar.
Ya bırak ne koru mekoru. Hadi dağılın sizin. Konuşmamız lazım. Hangi konuda? Senin yaptıkların mı? Hayır, senin yaptıkların küçük adam. Ne yapmışım? Evet, belediyeye gittim. Var mı itirazın? Kendine yakıştırıyor musun bu yaptığını? Sen ne anlarsın? Ateş düştüğü yeri yakar. Zerda'yı bir daha rahatsız etmeyeceksin. Ben sadece Zerda Hanım'ın bir şeyleri görmesini sağladım. Sen hiçbir şey sağlayamadın küçük adam. O akıllı bir kadın. Neyin ne olduğunu senin gibi şımarık bir kızdan çok daha iyi bilecek bir olgun. Akıllı kadın kimmiş göreceksin. Annem geldi. Ya geldim işte. Sıla ablam da geldi bak. Hoş geldin. Hoş geldin Sıla. İyi ki geldin. Arayıp soramadım Hacer'le Osman'ı. Nasıl bizimkiler? Daha iyiler Zerda Hanım. Nasılmış benim oğlum bakayım? Ana oğlun koklaşması bitmez şimdi. Hadi bakalım Işıkçığım. Biz önce hanımlara yemek hazırlayalım. Aşçı yemek aklına var mısın? Tamam. Hadi bakalım. Hemen kaçırdın oğlum. Sen iyi misin Sıla? Ne olacak işte. Her şey düzelecek diye bekliyorum. Yani ben aslında senin için, olanlar için uğradım. O kadar üzüldüm ki. Sen beni boş ver. Bugün yeterince can sıkıcıydı zaten. Sen anlat bakalım. Bilmiyorum. Çok tuhaf. Uyku tutmuyor, iştahım da yok. Lokma geçmiyor boğazımda. Annemi düşünüyorum hep. Ya yürüyemezse bile. Sonra bir kalp çarpıntısı başlıyor. Yani her şey o kadar anlamsız geliyor ki. Bir sürü şey yapmam lazım. Ama yapacak gücüm yok. Sen elinden geleni, doğru bildiğini yapabilirsin ancak. Fazlasını bekleme kendinden. Öbürlerinin ne dediğine bakma. İçindeki ses ne diyorsa onu yap, tamam mı? Bana mı söylüyorsun bunları, kendine mi? Ben artık kalkayım. Hem hastaneye bir uğrasam iyi olacak. Peki. Vakit geçirmeden git öylesin. Allah'a ısmarladık Bekir amca. Güle güle kızım. İkisine de selamlarımı ilet lütfen. Hoşça kalın. Sen de yorgunsun. Hiç dinlenmiyorsun. Yok baba. Işık'la ilgileneyim biraz. Var mı benden istediğin bir şey? Sağ ol. Düşünüyorum da cidden önemli bir görev üstlendin bunca yıl. İyi de dayandın evladım. Az iş başarmadın. Şu kasaba için az emek vermedin. Göğsüm kabarıyor böyle bir evladım olduğu için. Yaptığın çok doğal. Senin de hislerin var. Sevmeye, sevilmeye senin de ihtiyacın var. Lanet olsun töreye. Ama töreler belirliyor bazı şeyleri. Sonra mevkiin. O da bu aşka engel. Ne yapabilirsin diye düşünüyorum. Ben bulamıyorum. Biliyorsun ki bir yerden sonra deli divane aşklar da kalmıyor. Bunu hatırlaman lazım. Neyi yitiririm, neyi kazanırım hesaplamak lazım. Yüreğini göğsünden çıkar at demiyorum. Hiçbir şey için acele etme.
beklersen gün gelir. Elinin değdiği yerde gül biter yavrum. Siz de yorduk buralara kadar. Yani halkımızı aydınlatacağınız için size müteşekkiriz efendim yani. Yani şimdiden teşekkür ederim yani. Buraya sizin için değil, Bozdoğan'ın kadınları için geldim Mahmut'a. Doğum kontrolü çok önemli bir konudur. Zaten biz de onun için sizin desteğinizi istedik Sema Hanım. Çok önemli bir konu olduğu için de Grand Prime Time'a koyduk. Ne zaman başlıyoruz? Buyurun siz, buyurun. Buyurun. Birazdan yayına tamam. Giriyoruz. Buyurun. Buyurun hanımefendi. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sevdim Turkan, geç. Da şunu Turkan. Birazdan yayına gireceğiz. Şimdiden bol şans diliyorum. Teşekkür ederim. Çabuk ol, çabuk. Ya. Ya oğlum ayarını iyi yap, ayarını. Ben ilk kez doğum kontrolü üzerine bir programa katılıyorum. Ya şu kadındaki asalete bakar mısın ya? Ya bak şu duruşa bak, bak. Şu ayak akışa bak, bak. Yani şu duruşa bak. Bak şu özgüvene bak. Yani bu nefis. Global TV'nin onuru olacak bu program. Şuradan. Ya kardeşim daha güzel bir çerçeve yapamıyor musun sen buna? Bu ne böyle böyle lap diye? Doğum kontrolü gerçekten bırak. Çok önemli. Bırak sen bana, bırak. Ya bunu görme, bunu görme. Bana Sema Hanım lazım. Bakın bu konuda... Ha işte bak, 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 bak. Öyle kal tamam, aferin kal burada böyle, doğum burada. Doğum kontrolü aferin. Sadece kadınları ilgilendiren bir konu değildir. Sen de böyle tamam çekme, ortala sonucu. Erkeklerin ruhu da çok evet. Önemli. Ha, çok haklısınız efendim. Erkekler ne evet. Yapabilir? Yani erkeklerimiz de bilinçlenmeli. Ah, büyük anan da geldi işte. Siz ikiniz. Artık bu masada yemek yemeyeceğiniz. Ne demek istedin ana? Bu konağa Emri Vakil'e geldiğini unuttuğumu sanma. Hem de senin gibi yılan olan Zerda getirip koymadı mı seni buraya? O zaman haddini bileceksin. Benim sofranda yeriniz yok artık. Al kızın da nerede yiyorsan oraya git hadi. Git. Gel kızım. Nasıl istersen. Afiyet olsun. Sonuç olarak doğum kontrol hapıyla kadın bilinçli ve istediği sayıda çocuk sahibi olabilir. Sema Hanım. Geriye de az sayıda çocuğu varsa onları iyi yetiştirmek kalıyor. Ya ne kadar? Evet Sema Hanım. Gördün siz bu konuda uzmansınız. Seyircilerimiz sizin kıymetli ya. Görüşlerinizden yararlanacaklar. Hı hı. Az önce canlı yayınımızı arayan bazı hanımlar biz doğum kontrolü istiyoruz ama erkeklerimiz uzak duruyor dediler. Bu konuda erkeklerimiz eşlerine kesinlikle destek olmalı. Ve kadınlar da kararı onlara bırakmamalı. Bu konuda ısrar etmeli. Buradan Bozdoğan'ın bütün erkeklerine sesleniyorum. Lütfen kadınlara her konuda güvenin. Evet. Ve unutmayın ki hem evde hem de sosyal yaşamda onlara ihtiyacınız var. Bak, evet Sema Hanım'ın açıkladığı gibi. Bu sosyal bilinci erkeklerimize de aşılamamız gerekiyor. Ve izninizle bir şey daha eklemek istiyorum. Sağlıkla ilgili değil ama... Buradaki hayatımızı ilgilendiren bir konu. Güvenden bahsettik. Şu günlerde Bozdoğan halkının bir kısmı haksız yere bu ilçeye hayat vermiş belediye başkanına güvenmiyor. Özel hayatını iş hayatıyla bir tutup bu ikisini maalesef birbirine karıştıranlar var. Buna hakkımız yok. Bozdoğanlılara sesleniyorum. Vicdanlarına kulak versinler ve Zerda Hanım'a destek olsunlar. Ona hepimiz çok şey borçluyuz. Lütfen yanında olalım. Bu ne ya? Sayın seyirciler, programımıza katıldığı için Sema Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir programda görüşmek üzere. Kadın efendi, gene seni yendi oğlum bak. Ya niye? Teşekkür ederim. Çok güzel bir programdı. Sema Hanım boyumuzun ölçüsünü verdiğin yapma sana. Helal olsun. İşleniyor ve aydınlanıyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Estağfurullah efendim, rica ederim. Farz et piknikteyiz kızımla. Böyle daha iyi değil mi? Sevdiysen sık sık yaparız bunu. Bazen mutfağa misafir oluruz. Bazen de pastanede atıştırıp geliriz.
Oh, her gün değişik değişik, ne güzel. Anne, büyük ana bizi istemiyor. Bizi sevmiyor mu hiç? Biz birlikteyiz ya kızım. Sen bir daha gitme, tamam mı? Hiçbir yere gitmem. Kızım nerede, ben orada. Büyük ana kızar kızar sonra geçer. Yaşlılar aksi aksi söylenir. Ama isterse büyük ana da pikniğe gelir. Hadi vakitlice yiyelim yemeğimizi de Hacer ananı ziyarete gidelim çok geç olmadan. Hacer anam sevinir. Beni özlemiştir. Hadi kızım. Bütün gün çalış. Akşam da törene torbaya git. Vallahi iyi dayanırsınız Erda Hanım. E nikah kıyacağız. Mecburuz Sıddık. Annem prenses gibi değil mi Sıddık? Bir prensin annesi. Aslında kraliçe demek daha doğru olur değil mi? Keşke dinlenseydin yavrum. Bir sıcak banyo, bir hlamur seni yatıştırırdı. Gitmen şart mıydı şu nikah? Düğün evi öyle ihmal edilecek insanlar değil ki baba. Çok değer verdiğim bir aile. Hem söz verdim. Peki bakalım, sen bilirsin. Işıkçığım, sen yarım saat sonra yatağa gidiyorsun. Sıdık sütünü içmeden yatmasın. Hadi iyi geceler. Hayırdır Sultan Ana? Pek hayır değil Zerda Hanım. Habersiz geldim, ben de şimdi çıkıyordum zaten. Hesap sormaya haberli gelinmez Zerda Hanım. Önce yol yordam, töre, gelenek bilmek lazım Zerda Hanım. Sonra şu el kadar yetimimi rezil rüsva etmemek lazım. Nine! Nineciğim! Nineciğim iyi ki geldin. Canım. Gel aslanım gel. Gel biz yatalım. Onların konuşacakları vardır. Gel, gel. Kaçırt onu, kaçırt. Anası kendi de bilir ki oğlunun yanında konuşamayacağı işler beceriyi. Ne demek oluyor bunlar Sultan Ana? Ne demek olduğunu? O serserinin koynuna giren, şahinimin gemiklerini sızlatan sana sormalı. Kendine gel. Böyle edepsizlik edeceksen de çık git buradan. Sultan Hanım, bugün olanların aslını astarını bilmeden böyle davranmakla hata ediyorsun. Zerda kızım, sen vazifene geç kalma. Biz iki dünür beraber oturur, bu konuyu enine boyuna konuşuruz. Değil mi Sultan Hanım? Buyurun. Sana kızını getirdim. Hacer ana. Çocuğum. Geçmiş olsun. Ağrınsızın yoktur inşallah. Yatıyız işte. Geçmiş olsun. Anca gelebildik. Sana tayinli ekmek yaptım. Çocuğum. Oh, keyfim beyde yok valla. Hastalandık bizde mi yatsan? Emine ile Ökkeş'in selamı var. Ona onlar bekliyor. Hacer, sütlaç getirdim. Yer misin? Hiç yesim yok şimdi. Böyle yatağa çakılacağımı Allah canımı alaydı. Allah saklasın. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Zerda Hanım. Hoş bulduk Fatma Hanım. Biraz geciktim. Sorun olmadı umarım. Yok, sorun o değil de. İçeri geçelim mi? Nikah başlayacak ama. Aminan'ın ne yaptımsa dinletemedim. Biliyorsunuz bugünkü haberi görünce, ne bileyim, herkes üstüne gelince eşim de etkilendi tabii. Mazur görün ama. Zerda Başkan bu nikahı kıyamaz diyor. Artık onun eli uğursuzdur diye tutturdu. Ben sizi çok takdir ediyorum. Ondan kuşkunuz olmasın. Ama eşim çok inatçı. Nikahı sizin kıymanızı istemiyor Zerda Hanım. Anlıyorum. İyi akşamlar.
Al kitaplarını. Nereden böyle? Gecenin bu saatinde ne gezintisiymiş bu? Hacer'i ziyaret ettik ana. Hacer'in durumu tehlikeliymiş. Doktorlar yürüyemeyecek diye endişe ediyor. Morali çok bozuk. Kalk arabaya. Boşuna telaş edip de ortalığı velveleye verme. Ama ana, ya kadıncağız bir daha yürüyemezse? Sen de suçunu gizlemek için Hacer'i mi öne süreyim? Gece vakti parmak kadar çocukla dışarı çıkmak da ne? Ha? Bana sordun mu ki çekip gideyim kafana göre? Hastamızı ziyarete gittik. Ne var bunda? Bahane bulmayı kes. Yeter. Benden habersiz bir iş etmeyeceğin diye anlaştık Akgül. Ayağını denk alacaksın. Yoksa seni kapının önüne korum. Demedi deme. Serdar Hanım, bana ayıracak iki dakikam var. Bir çift lafım var eğer dinlersen. Sen şimdi sıkıntıdasın, üzgünsün. Yaralanmışsın ya. Dünyanın ağırlığı senin omzuna çökmüş ama belli etmişsin ya. Boş ver hepsini. Boş ver gitsin. Hayat senin hayatın. Onun bunun dediğine... Şunun bunun istediğine göre yaşasaydın zaten ortada Serdar kalmaz idi. Öyle bir hayat sultanın hayatı olur idi. Bozdağınlı bir garibanın, bir cahilin hayatı olur idi. Susuz değirmen kimi boş boş döner idin. Bir kişi bir kişiyi severse kimse engel olamıyor. Olurum diyen yalan der. Menekşenin gülün kokusunu yok edebilir misin? Ateşin ışını yok edebilir misin? Gönül yoldaşı bulmak zor iştir. Meşakkatlidir Zerda Hanım. Ama bir buldun mu da... ...onu ancak yaradan alır elinden. Başkasının hükmü geçmez. Devran, biraz iş konuşmamız gerek. İş mi? Nedir mesele? Bu adamın ne işi var burada? Açık söylemek gerekirse alacaklı olarak geldim. Alacaklı mı? Alp Bey şu ödenmesi imkansız olan borçları devralmış. Artık tefeciye değil kendisine borçluyuz. Niye yaptın bunu? Ne istiyorsun bizden? Hadi Devran. Niye yaptığımı gayet iyi biliyorsun. Pazarlık etmek için. Sen elini uzatmaman gereken yerlerden çek. Zerda'dan uzak dur. Ben de borcumuzu erteleyeyim. Ne olur Devran. İstediğini yap. Yoksa hara elimizden... Bir dakika, bir dakika. Sen benim bu şantaja boyun eğeceğimi mi sandın? Ha? Sen beni kendin kadar küçük mü sandın? Benimki bir teklif. İstersen kabul edersin, istersen sürünürsün. Bak... Reyhan Hanım elindeki hisseleri bana satmaya razı. Sırf borçtan kurtulmak için. Babandan kalan hareyi, kendisi sağken satmadığı hareyi şimdi bu herife mi vereceksin? Buna sen evet desem bile ben izin vermem. Ama Devran... Borçsa borç. Ödeyeceğiz. Daha senetlerin günü var. Bir haftan var Devran. Orası benim sorunum. Şimdi bas git. Senetler elinde olabilir ama burası hala bizim.
Sema'nın programda söylediklerinizden çok duygulandım. Gerçekten çok önemli benim için. Bu zor günlerimde güç verdiniz, sağ olun. Rica ederim, rica ederim. Teşekküre hiç gerek yok. Ben doğru olduğuna inandığım şeyleri söyledim. Hem bu tarz saçmalıklarla sizin gibi yürekli bir kadının incitilmesine tahammül edemem. Hay Allah! İyi ki geldin be Sıdık. Otur otur, vakit geçmeyin. Vakit geçmeyin. Çaylar da geldi. Işık tutturmasa gelmeydim ya. Buyur Sıdık. Kırdı geçirdi ortalığı. Ninem be ninem. Yapma ya. Bekir Hoca da dayanamıyor tabii. Al götür bari dedi. Zerda Hanım bilmiyor mu şimdi buraya geldiğini? Söylesek izin vermezdi zaten. Dün gece yine bir zehir kustu ki. Sultan Hanım şu hayatta kimseye iyilik etmedi ama bu çocuğa ninelik etmesini bileyim. Çocuğu kendine bağlayayım. Bir bilse Işık bebecikken ona ettiklerini. Ana kucağından kopardı diye. Yani şimdi babam bizi gökyüzünden görüyor mu? Görmese bile istedi. Ah Şahin'im ah. Şimdi nasıl üzüm üzüm üzülidir mezarında. Niye ki? Kim üzüyor babamı? O devran olacak adam üzüyor. O seyis parçası. Ananın dibinde dolaşıyor. Babanın kemiklerini sızlatıyor. Sen de küçük ağa olacaksın ama dünyadan haberin yok. Ağa ben Devran abiyi çok seviyorum. Ey sev madem. Sev de baban olacak garibim mezarında dönüp dursun. Tövbe tövbe. Garibim diye ne bekliyorsun ki başımda? İşine gitsene sen. Hadi git koş işine ya. Ateşin falan çıkar da maazallah. Tövbe tövbe. Yok ateşim işte. Şimdi Bravo TV'nin sahibi Mahmut Karaca'nın gündeme ilişkin analizlerini ekrana getiriyoruz. Turuk Hanım. Bak Mahmut Ağa. Kör değiliz ya, gördük. Bu konuşmayı siz Bozdoğanlılara güç vermek için yapıyorum. Aman bırak şunu be Apo. Kalkınma diye başladı yine. Globalizm diye de bitirir. Ya ver bir bakalım ne yumurtlayacak. Bir bakalım Allah aşkına ver. Vermem, görmek istemiyorum şunun bit yüzünü. Ya bir bakalım ne yumurtlayacak. Allah aşkına ver şunu ya. Yöremizdeki İşsizlik oranının son 5 yılda %50 azaldığını biliyor muydunuz? 100'e yakın bir iş sahası oluşturulduğunu biliyor muydunuz? Diyeceğim şu ki, kalkınma hamlesinde Bozdoğan ön safhadadır. Canım bunlar bilmediğimiz şeyler değil ki. He ya, kendi yaptı sanki bu kadar şeyi. Bu yüzdendir ki belediye başkanımıza sahip çıkın. Ya olmaz ki kardeşim. Zerda Hanım'a yapılanlar, onun hakkında ileri geri konuşmalar çok ayıptır. Kendimizden utanmamız lazım. Ya sanki başkanımız Bozdoğan'ı çökertmiş. Ne yaptı? Asıl böyle diyenler esas ayıbı kendileri ediyorlar. O bu kasabaya gözü gibi baktı. Bizler de ona kötü gününde destek olacağız ki İnsan olduğumuz saniye. Abo, kafayı yedi herhalde Mahmut Ağa. Kıymetli yorumlarınız. Tula mula düştü herhalde bunun başına. Hayret ki ne hayret. Bunlar hısım oldu ya, ondan mı koruyor acaba? Sen hısım değilsin diye mi korumadın kadıncağızı? Ya ben ne dedim ki? Haksızlık ediler demedim mi? Hadi hadi, çevir gazı yanmasın. Senin beğenmediğin Mahmut Ağa bile nasıl destekliyor Zerda'yı. Bir sen kaldın geri kafalı. Ama Turkan'ım bak sen beni yanlış anladın. Yok abo yok. Sen sahiden geri kafalımışsın. Kızım olursa önce kafandaki o örümcekleri temizle. Yoksa kucağına bile vermem. Yapma Turkan'ım. Ay yapma Turkan'ım deme. Merhaba. Merhaba Zerda. Dün sıcağı sıcağına rahatsız etmek istemedim seni.
Bana ihtiyacı olsaydı arardı diye düşündüm. Teşekkür ederim. Gayet iyiyim, sorun yok. Seni bilemem ama ben böyle ilişkileri, dostlukları birden silip atamam. Seni merak ettim. Bir şey yapabilir miyim diye düşündüm durdum. Çok incesin, sağ ol. Olanlar üzücü tabii. Ama en azından bunlara değdi mi diye düşünmüşsündür. Yani böyle bir nedenle belediye başkanlığından olmak istemezsin herhalde. Neyi kaybedeceğimi, neyi koruyacağıma kendim karar verebilirim. Ama bu senin geleceğin. Ben senin... Ben kendi geleceğimi kendimi kontrol edebilirim anne. Senin tavsiyelerine ihtiyacım yok. Sıddık! Sıddık! Annemi ara Sıddık. Anneni mi? Şimdi olmaz, sonra ararız. Niye hayır diyorsun? Niye aramıyoruz annemi? Başkan öyle zırt pırt aranır mı? Ne diyeceğim? Ha? Ne diyeceğim? Niye tutturuyorsun? Arayacağım işte. Seni de dedeme şikayet edeceğim. Aman çok korktum. Hadi arayalım madem. Bak arayacağım ama sakın ola konağa gittiğimizi söyleme. Habersiz gittik diye kızar bize. Onu eve gelince deden söyleyecek. Hem aslanım. Tamam, söyleme. Al. Anneciğim. Ne yaptınız bakayım bugün? Bahçeye çıktık Sıddık'la. Senin işin çok mu? Yok, işim pek yok. Gelirken ne getireyim sana? Şeyi getir. Şey. Tamam, şeyi getireceğim. Devran abiyi getirme sakın. Neden gelsin ki? Nereden aklına geldi? Hiç işte. Ben Devran abimi istemiyorum. O bize gelirse sonra babam üzülür. Kim söyledi bunları sana? Işık. Işık orada mısın? Duydun mu beni? Ah, affedersin. Telefonda mıydın? Bunları eve dönünce konuşacağız, tamam mı oğlum? Tamam. Tamam, evde görüşürüz o zaman. Ver. Mahmut Ağa'nın verdiği desteği duydun mu? Çarşıdan geçiyordum. Mahmut'un konuşması dillerde. Herkesi çok olumlu etkilemiş. Bence çok iyi, bravo yani. Sağ olsun, çok yardımı oldu. Böyle böyle derken belki biraz yatışır ortalık. Artık hiçbir şeye, kimsenin desteğine ve yanımda olmasına ihtiyacım yok Seher. Zerda Hanım, toplantı için her şey hazır. Basın mensupları da geldiler. Basın toplantısı mı? Yoksa dün çıkan haberlerle ilgili bir açıklama mı yapacaksın? Neden benim haberim yok? Neden bir şey söylemiyorsun? Birazdan öğrenirsin. Birazdan herkesin haberi olacak. Mutlaka şu paparazzi meselesidir. Kesin bozduğanlardan özür dileyecek, inkar edecek. Yaptım canıma değsin diyecek değil ya. Mahmut Bey. Oo, doktorcuğum. Hayırdır? Yani hangi rüzgar? Buyurun, buyurun. İlk tebrik eden ben olmak istedim. Yetiştim değil mi bu defa? Vallahi randevulara yetişemiyorsunuz ama bravo ya. Yani çok teşekkür ederim. Çok düşüncelisiniz Sema Hanım. Hem tebrik için hem de teklifinize yanıt vermek için geldim. Evet. Ne o? Vaz mı geçtiniz evlenmekten? Evet. Ha? Evet. Ya hayır yani. Yani şimdi siz... siz şimdi... Evet mi yani? Evet. Yani siz kabul ettiniz, benimle evleneceksiniz öyle mi? Evet. Şey yapmayın yani. Ya niye buraya kadar zahmet ettiniz ya? Siz eve gitseydiniz, telefon açsaydınız, ben Mahmut tamam kabul ettim, ben şey yapardım yani. Olur mu ağam? Buraya kadar geldim işte, evet demek için. Buyurun. Teşekkür ederim. Başkanım bakarsınız. Serdar'ım çekiyoruz. Değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Fazla zamanınızı almayacağım. Toplantı belediye başkanlık makamı ile ilgili. Takdir edersiniz bu makam ilçemiz için çok önemli. Bu nedenle çağırdım sizleri.
İstifa ediyorum. Serdar Hanım, neden istifa ediyorsun? Serdar Hanım, Serdar